Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: "Ey Ademoğlu! Bazen nimet içinde mağrur ve gafil, bazen yoksulluk içinde ümitsiz ve mahzunsun. İşte neşeli ve kederli zamanındaki halin budur. Bilmem ki Rabbine hamd, şükür ve rıza halinde kulluğu ne zaman edeceksin? Nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hak'tır. Kula düşense, kendisine lütfedilen nimetlerin şükrünü ifaya gayret gösterip, nail olduğu bu ihsan ve ikramı Cenab-ı Hakk'ın kullarına cömertçe tevzi edebilmektir. Zira nail olduğu nimet karşısında tevazu içerisinde şükredip, karşılaştığı bütün sıkıntı ve musibetler karşısında büyük bir metanetle sabredebilmek, murakabe şuuruna ermiş bir kalbin sanatıdır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıran bu şuurdan mahrum bir gönül, darlık ve bolluk, felaket ve saadet, hastalık ve sıhhat gibi farklı hallerde daima farklı davranacaktır. Bu hakikat, ayet-i kerimede şöyle ifade buyurulmaktadır. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti," der. Onu imtihan edip rızkını daralttığımda ise, "Rabbim beni önemsemedi," der. Bir imtihan yurdu olmasından dolayı dünya hayatı, daima sevinç veya keder hali üzere devam etmez. Bu sebeple sevinç vesilesi bir durumla karşılaşınca şımarmak, keder sebebi bir iptilaya uğradığında da ölçüsüz şekilde üzülmek, kişiyi büyük yanlışlara sürükleyebilir. İşte bu tehlikeli durumdan mümin, ancak nimete kavuşunca şükretmek, sıkıntıya düşünce sabır göstermekle kurtulabilir. Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Senin iç dünyan bir misafirhane gibidir. Sevinçler de, kederler de gelip geçicidir. Ne sevinçlere aldan, ne de gamları kendine dert edin. Gamlar süruruna mani olursa üzülme. Çünkü o gamlar, sabredersen senin için sevinç ve neşe hazırlamaktadır. Dolayısıyla denilebilir ki şükür ve sabır, bütün hayatı hayır üzere geçirebilmenin yegane yoludur. Bunu da Allah Teala yalnız müminlere ihsan buyurmuştur. Nitekim Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Bu özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Unutulmamalıdır ki şükür, şımarıklığa, aşırılığa, dolayısıyla da nimetin zevaline engel olma iradesidir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın şükür hakkındaki vaadi, ayet-i kerimede şöyle bildirilmiştir. Şükrederseniz elbette size olan nimetimi artırırım. Bu hakikati Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri şöyle ifade eder. İyilik bilen insanlar nail oldukları nimeti şükür çivisiyle mıhlarlar. Yani Allah'a şükretmek suretiyle o nimetin elden gitmesine mani olma ferasetini gösterirler. Ayrıca Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi? Şükretmek nimetin canıdır. Nimetse deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet, insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmekse daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimeti avla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şükür imanın yarısıdır buyurmuşlar ve kendilerinde bulunan herhangi bir nimetin başkalarında olmadığını gördüğünde de hemen Allah'a şükretmişlerdir.
Nitekim bir defasında kötürüm bir hastanın yanına uğrayıp onun halini gördüğünde hemen hayvanından inerek şükür secdesine kapanmıştır. Bu sebeple Şeyh Sadi Şirazi de bizleri şöyle ikaz etmektedir. Yolu üzerindeki kuyuyu fark etmeden aciz bir ama gördüğün zaman sana verdiği görme nimeti için Allah'a şükret. Şükretmezsen sen de kör sayılırsın. Selametle.